Herkese merhabalar. Satrançta Büyük Ustalar Modern Görüşler kitabından çalışmaya devam ediyoruz. Paul Murphy dönemine artık kapatıyoruz konumsal satranç dönemini. Konumsal satrancın başlangıcını. Sadece arada bir oyun var. Ünlü opera oyunu. O çok bilindiği için ondan bahsetmiyorum. Ve gelelim şimdi ilk resmi dünya satranç şampiyonu Wilhelm Steins'e. 18 Mayıs 1836 yılında Prag'da doğuyor. 22 yaşındayken Viyana'ya öğrenci olarak geliyor. Ve sonradan pek çok ustanın okulu olacak olan Viyana Satranç Kulübü'nde satranca başlıyor. 1862 yılında Uluslararası Londra turnuvasında Avusturya'yı temsil ederek 6. oluyor ve turnuvanın en iyisi kabul edilen oyununda oynuyor. 1882 yılına kadar Londra'da kalan Steinitz 1866 yılında Murphy'nin satrancı bırakmasından sonra Yine en önde gelen oyuncu olarak bilinen Andersen ile bir maç yapıyor. Bakın dikkat edin 1858 yılında Paul Murphy Andersen'i yanlış hatırlamıyorsam 7-2 gibi farklı bir skorla yenmişti. Andersen bu maçı, Steinitz bu maçı Andersen'e karşı yaptığı maçı 8-6 kazanıyor. Ve ilginçtir hiç beraberlik yok hepsi kazanç. Yani mukayese edin. Aradan 8 sene geçmiş. Andersen 8 sene 8 yaş daha büyük yaşlanmış durumda. Pol Paul Murphy 7-2 yenerken Wilhelm Steinitz 8-6 yenmiş. Tabi bu resmi bir ünvan maçı olarak kabul edilmiyor ama bazı kaynaklara göre 1866 yılına Steinitz'in dünya şampiyonu gayri resmi dünya şampiyonu olduğu yıl olarak kabul edebiliriz. 1866 yılında Steinitz 30 yaşında. Şimdi ama resmi dünya şampiyonu olarak kabul edilmesi için çok turnuva geçmesi gerekiyor. 1870 Baden Baden'de ikincilik, Viyana 1873'te birincilik vesaire derken nihayet Zuckertot ile Steins dünyanın en iyi iki oyuncusu olarak kabul edildiği zaman ikisi arasında ilk resmi dünya satranç şampiyonluğu maçı yapılıyor sene 1886 bakın 50 yaşına geldi Wilhelm Steinitz kendini kabul ettirme fırsatı bulabilmek, bulabilmek için. Bu arada insanlar hep şunu merak ediyor. Murphy ne yapıyor? Murphy satrancı bırakmış durumda. Yani artık ben böyle şeylerle uğraşamam diyor. Bana satrançtan bahsetmeyin diyor. Sanırım artık belli bir yaştan sonra psikolojik sıkıntılar da yaşıyor. Amerika'da kendi halinde. Wilhelm Steinitz yeniyor Andersen ama Kimse Wilhelm Steins'i önemsemiyor. Çünkü orada bir Paul Murphy var ve inanılmaz bir üstünlük kurmuş. Herkesi önüne geleni farklı bir şekilde yenmiş. Wilhelm Steins'in böyle bir üstünlüğü yok. Wilhelm Steins ne yapıyor? Paul Murphy'ye gidiyor ve yaşları da zannedersem yakın birbirine. Daha doğrusu 1838 doğumlu Paul Murphy, Wilhelm Steins iki yaş büyük. Yani Paul Murphy 20 yaşında dünyanın en iyisi olup defteri kapatmışken e, Wilhelm Steinitz bu işi ancak 50 yaşında yapıyor. 50 yaşında dünyaya kabul ettiriyor kendini. Wilhelm Steinitz Paul Murphy'yi yakalamaya çalışıyor. Ya ama yani Paul Murphy kesin kararlı. Satrançla ilgili hiçbir şekilde konuşmak istemiyor. Bir gün yolda karşılaşıyorlar. Bir selamlaşıyorlar. Herhalde kendini tanıtıyor Wilhelm Steinitz. Ben işte şöyleyim böyleyim gibilerden. Paul Murphy iyi günler diyor. Geçiyor gidiyor bir maç yapma hayali veya oyun oynama hayali. Satrançla ilgili konuşma hayali bile geride kalıyor. Şimdi bunlar hep benim kitap dışı anlatılarım. Bir başka konu William Steinitz Paul Murphy'yi tahrik etmeye çalışıyor yazılarıyla. Şöyle yayınlar çıktığını hatırlıyorum. Eski kaynakları takip ettiğimde ya artık Murphy'nin dönemindeki olaylar değişti. Yeni prensipler geldi satranca e, diyor. İşte Paul Murphy bunları bilmiyor falan diyor. Ya artık kulağına gider diye mi yoksa kendini yüceltmek için mi bilemiyorum. Mesela iddialarından birisi de şah çok güçlü bir silahtır, kendini korur. Hatta bazı varyantlar var. E, şahı ortaya çıkıyor şahı 2 şahı 3 veya rok atmaktan vazgeçiyor. Rakibin saldırılarını kabul ediyor ben savunurum diye. Şöyle söyleyeyim bu görüş, bu görüşün doğru olmadığı, tutarlı olmadığı sonradan ortaya çıkıyor. Ama o zamanlar ısrarla savunduğu bir görüş. Tabii ben yanlış olan görüşünü söyledim. Modern satrancın babalarından birisi kesinlikle Steinitz'in en iyi döneminin Paul Murphy'den çok aşağı olduğuna inanıyorum. Kişisel görüşüm tabi. Ama Steins'in e, satrancın yaygınlaşması için temellerini oturması için e, verdiği hizmetler, yazdığı yazılar e, inanılmaz önemli. Hatta bir dönem mürekkep savaşları diye bu prensipler konusunda pek çok insanda ta, ustayla tartışmışlığı var. Başta o dönem için garip gelebilecek fikirler, ama Steins ıslarla e, doğrularını koruyor. Şimdi lafı çok uzattım ama bunlar önemli tabi. Ne oluyor? 1886 yılında e, Chigorin'le e, bir e, pardon düzeltiyorum Zuckertortla e, bir maç yapıyor New Orleans'ta ve e, artı 10 galibiyet, 5 yenilgi ve 5 beraber ile kazanıyor. Sonrasında e, pek çok ünvan maçı yapıyor ama en önemlileri 1889 ve 1892 yılında Çigolün'e karşı oynadıkları bunları kazanıyor. 1894 yılında ise Emanuel Lasker'e kaybediyor ki o tarihte zaten epey yaşlanmış dönemde ve Emmanuel, genç Emanuel Lasker de inanılmaz bir güçle geliyor. Şimdi kapalı konumlardan bahsediliyor kitapta. Şimdi okuyayım isterseniz. Önceki bölümde Murphy'nin satranç ustalarının en ünlüsü olduğunu söylemiştik. Şüphe yok ki kamuoyunun gözünde oyunun kahramanıdır. Ne var ki satranç uzmanları ve özellikle yakın dönemin ustaları için Steinitz satranç dünyasında daha seçkin ve engin bir isimdir. Yazdığı satranç kitabında Lasker, Steinitz'in satranç sisteminin felsefi temellerini sıcak bir işten şekilde inceleyerek öncülünün şahsını adeta anıtslaştırmıştır. Bu kitabın konusuna uygun şekilde ve öncelikle onun oyunlarını temel alarak Stein sisteminin temellerini anlatmaya çalışacağız. Eski dönemlerde konumsal oyunun genel prensiplere dayandığını söylemiştik. Bu prensiplerin algılanması ve geliştirilmesi satrancın gelişimiyle benzerdi. Genel prensiplerin araştırılıp bulunmasından anlaşılıyor ki o zamanlar satranca bilimsel gözle bakılıyordu. Bu bilimsel bakış açısının en önemli temsilcisi Wilhelm Steinitz'ti diye yazıyor. Ve Reti diyor ki sırasıyla Murphy ve Steinitz'in oyun yöntemleri arasındaki farklılıkları tartışmak istiyorum. Murphy tüm gücüyle daha oyunun başında merkezde yüklenmek istiyordu ve bu sebeple konum erkenden açılırdı. Sahip olduğu gelişim prensipleri sayesinde rakiplerinden hep daha iyi gelişmeyi başarabiliyordu. Ne var ki Murphy'nin prensipleri satranç oyuncuları arasında yaygınlaştıkça açık oyunlarda üstünlük elde etmek daha zor hale gelmiştir.'' İşte Paul Murphy açık konumları tercih ediyor. Steinitz de kapalı konumları. Ee, ve çok lafı uzatmayayım. Daha anlatılar var kitapta. Bir örneğe geçelim. Sene 1892. Havana. Beyazlar. Wilhelm Steinitz. Siyahlar. Chigorin. Evet bu oyunu inceliyoruz şimdi. E4. E5. At F3. At C6. Fil B5. At F6. İspanyol açılışında Berlin savunması olarak geçiyor ve bu konumda, bu konumda, Steinitz D3 yaparak merkezi hemen kapatıyor. Reti ne demiş? Bu durumda Murphy ve Steinitz arasındaki farkı hemen görüyoruz. Murphy en erken şekilde D4 sürerek, D4 sürerek yani bu şekilde D4 sürerek ee, baskı kurma konusunda hevesliydi, merkezi açma konusunda. Öte yandan Steins merkezi parçalamak istemiyor. Merkeze sağlam bir konum yaratıp ileride şah kanadından bir saldırı hazırlamakla ilgileniyor. Devamlı görelim. D6, C3. Piyonların C3 ve E4'teki konumları siyahların merkezde konumunu, konumu zorlamasını imkansız hale getiriyor. Şunu kastediyor. Bu piyonlar Steinitz'in E4 ile başladığı oyunda, oyunlarda bunu düzenli olarak görüyoruz diyor. Siyahlar G6 yapıyor. Konu madem kapalı diyor ben de filimi kanattan geliştirebilirim diye düşünüyor. Burada şunu ekleyeyim. Siyahlar D6 yaptığında A6 diyelim rok attım. A6 fil A4 B5 fil B3 at A5 de güzel İspanyol filini alma yoluna da gidebilirdi. D6 ile ne alakası var derseniz D6 sürmese E5'teki piyon boşta kalacaktı. Reti kitabın öğreticiliği açısından bu analizi vermiyor. Ama bunu da e, dikkate almak lazım. C3 ile file olası bir kaçış karesi de yaratıyor. Çok yönlemli. G6, at BD2, fil G7 ve şu hamleye bakın. At F1 kapalı konumlarda uzun manevralar yapabiliyorsunuz. Açık konumlarda her hamlede bir alet geliştirmeye çalışırken işte farkı bu. Atla uzun manevra yapabilmek ve meselenin özü sonradan daha sık söylerim. Önemli olan taşları aletlerimizi olabilecekleri en iyi yerlere gelmek, zaman kaybetmemize neden olsa da bu. Şimdi siyahlar rok atmış ve fil a4. Çünkü Birazdan siyahın yapacağı manevrayı da at e3 oynuyor. At d7 oynuyor siyahlar. Bakın bakın yine siyahlar da atıyla oynadı. Gelişmiş bir taşıyla oynadı. Çünkü birazdan atını c5'e gitmek istiyor. Beyazlar da fili sıkışıp kalmasın diye önceden fil a4 oynadı. Konumsal oyun. At e3 yapınca at c5, fili c2'ye çekiyor ve siyahlar da at e6 yapıyor. İki tarafta atlarla ne kadar çok hamle yaptı yine aynı noktaya geliyoruz. Özellikle atlarımızı en iyi yerlere gelebilmek için uzun manevralarla vakit kaybedebiliriz. Çünkü konum kapalı, acelemiz yok. Şimdi H4 ne diyor bakalım reti. Şimdi oyunun bu erken aşamasında şah kanadında saldırı başlıyor. Ve gelişimde geri kalmışken başlatılan bu saldırı tamamen Murphy'nin prensiplerine aykırıdır. Murphy'nin prensipleri derken kastettiği açık konumlardaki prensip her konumun kendine göre prensibi var. Kapalı konumlarında kendine göre prensibi var ve elbette bu kapalı konumda yapılabilir. Ha vurgulamış zaten Reti de ama diyor burada önemli nokta siyahların merkezdeki karşı oyununun beyazların güvenlikli merkezinden dolayı başarısız kalacağıdır. Kanattan hata merkezden cevap vermeye çalışmak lazım. Ama diyor ki bu hamle olmuyor zaten boşta bir şekilde yapabilseydi bile beyazların merkezi sağlam. Şimdi ve diyor ki eş değerde ilginç olan benzer oyunlarda Murphy'nin oyunlarında hiç H4 hamlesinin olmamasıdır. Gerçekten de önceki oyunlarda böyle bir şeye gerek olmuyordu. Sebebi Murphy'nin Steins'ten farklı olarak oyunda olabildiğince erken rok atması. Evet kısa rok atmış olsaydık böyle bir H4 sürüşünü aklımızdan geçirmezdik. Siyahlar A7 oynuyor. Fikir D5 ile merkezden karşı şans bulmak. H5 sürüşü geliyor kanattan saldırı. Bu arada şunu merak ederseniz siyahlar niye burada H5 sürmüyor derseniz bu da şahkanın zayıflaması anlamına gelir. Belki de beyazlar kale G1 G4 ile uzun rok da atabilir. Saldırısına devam edecek. A7, H5, D5 Merkezden cevap g 6 fg6. Belki de h g6 yapmak daha iyiydi diye bir yorumu var Reti'nin. Ve diyor ki ee, böyle oynasaydı yine Steinitz vezir değişimden kaçmak için. Çünkü d4 yapmak istiyor. Burada vezire 2 oynardı ki d4'e d4 yapabilsin. Devam edelim şimdi. FG6 yapınca ne demiştik? Beyazlar merkezde sağlam durmaya çalışıyor. Merkezi açmamaya çalışıyor. Ama satrançta ezbere düşünmemek lazım. Ve bu durumda Steinitz A2 G8 çaprazında bir fırsat görüyor. E alır D5 yapıyor. At D5 at D5 vezir D5'ten sonra fil B3. Şuradaki esintiyi görüyor musunuz? Buradaki açmazı. O yüzden E5 kırdı. Yoksa normalde bu yapılmaz. Vezir C6, Vezir E2, Fil D7, Fil E3 gelişim. Şah 8 uzun rok. İşte beyazların roku geciktirmesinin sebeplerinden birisi de bu. Kapalı konumlarda erken rok atmak zorunda değilsiniz. Bazen hata olabilir erken rok atmak. Şahınıza hedef göstermiş olursunuz. Bazen de burada olduğu gibi rok atmamış olmak seçenekleri elde tutmak anlamına geliyor. Beyazlar bir anda uzun rok atıyor. Bu arada şunu belirteyim sıklıkla yanlış anlaşılıyorum kapalı konumlarda erken rok atmak hatadır demiyorum. Dikkat edin hatalı olabilir diyorum. Devam edelim. Kale A e şimdi vezir Febir ile Steins gizemli bir vezir hamlesi yapıyor. Vezir niye iki kalenin arasına girdi ki? Görünüşte sanki siyahlar burada at D4 tehdit ediyor görünüşte değil. At D4 tehdit ediyor da Görünüşte vezir febir hamlesi çünkü at d4 yaptığında fil d4, e d4 açarak vezire saldıracak. Vezir febir hamlesi sanki bundan kaçıyormuş gibi gözüküyor. Siyahlar da vezir kanından geleyim diyor a5 ve bir anda beyazlar kendi lehine olacak şekilde merkezi açıyor. Ne de olsa artık şahı da güvende uzun ok attıktan sonra. E alır d4'e at alır d4. Şimdi at alır d4 yaparsa kale alır e d4 ve oyundakine benzer bir saldırı olur. Bakın bunu aldığı anda nasıl sıkıntı olduğunu görüyorsunuz. Ama burada siyahlar fil alır. D4 yapmış. Buna kale D4 gelmiş. At alır D4 yaptığında siyahlar aslında şunu bekliyor. Fil D4 yapınca kale F6 yapacak. Biraz önce analizde de olabilirdi. Hemen söylemek istemedim. Ama burada beyazlığın sürpriz bir hamlesi var. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Düşündüyseniz gösteriyorum. Zayıflamış bir şah, bir şah kanadı varsa şah çekiş alış tehditte rakibin şahını ortaya çıkarmak düşünülmeli. Kale alır h7 ünlem. Şah h7, vezir h1. Şah g7, fil h6. Ne yapacak şimdi? Şah 8 oynarsa fil f8'den sonra mat oluyor. Şah f6 çıktığında da vezir h4 Şah e5 gidince vezir d4 ve burada terk etmiş. Çünkü şah f5'e hem g4 mat var hem de vezir f4 mat. Steinitz'in kapalı konumlardaki stratejisini gösteren öğretici bir oyun. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeninizi esirgemezseniz sevinirim. Abone olursanız ve bildirim butonunda işaretlerseniz aktif hale getirirseniz sonraki videolara rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Sevgiler, saygılar. Sonraki videolarda görüşmek üzere, iyi günler.